Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Te Geometri Kampı'nın 7. haftasının 2. videosundayız. Üçgende alanın en önemli kısımlarından birindeyiz yine. Çok önemli yerdeyiz. Alan dağıtmadan bahsedeceğiz. Bazı yerlerde alan parsellemede denilebiliyor buna. Evet kitabımızda da sayfa numarası 72'nin sağ tarafı 73 ve 74 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Alan dağıtma yani alan parselleme dediğimiz şey nedir? Üçgende iki üçgende tepe noktaları aynıysa tabanlarıyla alanları doğru orantılıdır diyoruz. Yani tabanlardaki oran alanda da vardır diyeceksin. E burada mesela 2K 3K 2K'da kalan 2A 2K ise 3K'da kalan 3A 3K diyeceksin. Ama ne zaman şartımız var şartımız tepe noktalarının aynı olması. Tepe noktalarının aynı olması demek bak 2K hayatı yük yükseklik çizsen hani geniş açılıyor ya burası yükseklik buraya düşecek. Bak 2K'daki yükseklik burası iken 3K'daki de yükseklik burası yapmıyor mu? Yapıyor. Hadi ispatını yapalım. Mavi bölü yeşil. Bakalım şimdi. Mavi alan 2K çarpı H bölü 2 değil mi? Evet. 2K çarpı H bölü 2 bölü yeşil alan nedir arkadaşlar? 3K çarpı H bölü 2. K H bölü 2'ler gitti ve burası ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı. Gerçekten de tabanlardaki oran alanlardaki orana eşittir. Yalnız tabanlardaki oranlamayı böyle dağıtırken ne yapacaksın? Bir yandan da göz ucuyla tepe noktaları aynı mı diye bakacaksın. Bak bu çok önemli. Şimdi sana bir şey göstereyim. Bak şöyle bir üçgenle karşılaşsak. Hocam yine burası 2K burası 3K olsun ve şunlar da birbirine eşit olsun. Burada ne yaparsın? Hocam 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A dersen yarılırsın. Niye? 2K'daki 2A ama tepe noktasına bakacaksın bir yandan da göz ucuyla. 2K'daki 2A iken 3K'daki 3A diyemezsin. Tepe noktaları farklı oldu. E hocam şimdi ne yapacağız? E o zaman şimdi şunu yapacaksın. 2K'daki 2A ise 3K'daki bu tepe noktasına ait üçgen oluşturduğunda burası 3A olur diyeceksin. Şimdi bana şu soruyu soracaksın büyük ihtimalle. Hani hocam öyle kafamıza göre üçgen oluşturmak yoktu? Ben de sana cevap veriyorum. Kardeşim üçgende alanda alan mantığına dayalı bir işlem yapacaksın. Sen normalde şöyle bir şey görseydin daha öncesinde ne yapardın? Hocam bu kenar ortayı çizmiyorduk değil mi? Ama burada çizdik alan mantığından dolayı çizdik. Bu eşitliği gördüğün zaman ne yapardın? Hop ort tabanı çizerdim böyle değil mi? Ama alandaysan ilk önce alan mantığını düşüneceksin. Bir önceki videoda da ben yasaklanamadım mı, mı? İlk önce taban. Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa tabana ait yüksekliği mutlaka mutlaka çizeceksin. Sonra ek çizimlerden ek çizimler kısmını düşüneceksin demedim mi? Dedim. E burada da işte oranlama varsa alanları bu şekilde dağıtacaksın kardeşim. O yüzden üçgen çizimi olabilir. Alandaki alan mantığı Ayrı alan mantığı dediğimiz olay budur. 2K'da kalan 2A ya 3K'da kalan 3A dedin. Şimdi çift çizgilere bak bakalım. Çift çizgide kalan 3A ise çift çizgide kalan 3A diyebilirsin. Çünkü tepe noktaları aynı. Bak burası 2A iken burası 6A oldu. Bu şekilde üçgen böyle oluşturarak işte orada önemli olan ne alan mantığı ve tepe noktaları aynı olan üçgenlerde alan dağıtımı yapabildiğimizi bildiğimiz için bu şekilde hamle yapıyoruz. Evet anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Lütfen burası çok önemli gerçekten. Bu birinci videoda önemliydi. İkinci videoda gerçekten çok önemli. Ve bütün dersin olayını ben sana burada anlattım. Şimdi bu olayla ilgili hadi bakalım bir sürü soru çözelim. Örnek 15. açıortaylık verilmiş. Hocam 6 bölü 8 kollardaki oran tabanda da olacak. 6 bölü 8 3 bölü 4'tür. Yani 3K'ya 4K. E alanlar oranı isteniyor. 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan 4A diyebiliriz. Niye? Tepe noktaları aynı olduğundan. Alan ABD 3A bölü Alan ABC'ye bakıyorum. Alan ABC'de 7A yaptı. Yani cevap 3 bölü 7 çıkar. Örnek 15. 3 bölü 7 oldu. Geldik örnek 16'ya. E burada da dışarı şu ortaylık var. E burası 3K iken burası 2K verilmiş. AC uzunluğu 2K burası da 3K verilmiş. E dışa açı ortay. Burada alan ABD'yi bulmak için tabanlardaki oranlama lazım bana. E dışa açı ortayın özelliğini kullanacağız. İşte üçgende alan aslında bütün konuların tekrardır diye söylemiştim bir önceki videoda. Bak sen burada dış açı ortayı bilmezsen burayı yapabilir misin? Yapamazsın. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Tekrarlıydı. Şu bölü tamamı neye eşit olacak? 2 bölü 3'e eşit olacak. Yani burası 2A iken tamamı 3A buraya A kaldı. E hocam A'daki 6 ise bak tepe noktaları aynı. 2A'daki de 2 katıdır 12'dir. Şimdi benden alan ABD isteniyor. ABD yani 6 artı 12'den cevap 18 çıkar. Geldik örnek 17'ye ne diyor soru? ABC üçgen şeklindeki bir şekil 1'deki karton BD boyunca katlanıp şekil 2'deki görüntü oluşturuyor. Şekil 1'deki görünen yüzeyin alanı 28 birim kare. Evet şuradaki alan toplamda neymiş arkadaşlar? 28 birim kareymiş. Şekil 2'deki görünen yüzeyin alanı yani şuradaki yüzey alanı da 16 birim kareymiş arkadaşlar. Peki buna göre A üstü C bölü BC oranlaması nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Şuradaki kalanı bize 16 mi vermiş? Evet. Burada kalan 16 ve burada kalan da kaç? Tamamı 28 olduğundan dolayı buraya da 12 kaldı? Aynen öyle. Şimdi sen bunu böyle katlamışsın. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Hop geriye doğru açıyorduk. Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Şuradaki kenarlar da eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Ama burada alan alan verilmişse önce bir alana yollaşalım. Hocam bu buraya geldi ya üst üste gelen alanlar da birbirine eşittir. Yani senin burada kalanın 12 ise Hocam burada kalan da 12 olmak zorunda. E şurası 16 verilmişti. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Benden zaten şu tabanlardaki oran isteniyor. Olay bitti mi? Bitti. Bak tepe noktaları aynı. D noktası 4'e 12'de. Hocam 4 bölü 12 1'e 3 oran var. Tabanda da 1'e 3 oran vardır. Şimdi şuraya bakıyorum. A üstü C. A bölü BC uzunluğu toplamda BC uzunluğu da 4A değil mi? Evet. 4A ve cevap 1 bölü 4 mi çıktı? Aynen öyle. Demek ki katlamada da üst üste binen alanların da eşitliği de kullanılabiliyormuş. Örnek 17'yi bulduk. Geldik örnek 18'e. Oranlamalar var kardeşim. 3A, 2A. işte burası B. Burası ne verilmiş? 3B verilmiş. Hemen şunları yazdık. Yazalım bakalım. AD uzunluğu B iken. Bak BD uzunluğu 3B. EC uzunluğu 2A iken. AE uzunluğu 3A verilmiş. E oranlamalar var alan dağıtacağız. E hocam 9 verilmiş ya. 9'dan başlayalım. 3B'de kalan 9 sat. Bak tepe noktası burası. Bir yandan da tepesine bakacaksın böyle. Değil mi? 3B'deki 9 3 katı 3 katı. Belli bir oranda dağıtmayı biliyoruz. O zaman burası da 3 olacak. Şimdi 3A'dan 2A'ya dağıtacaksın. Hadi bakalım 3A'dan 2A'ya dağıtırken ne oluyor şimdi? Hocam 3A'da kalan 3 ise 2A'da kalan da o zaman 2 dersin. Ve yanılırsın. Ki yanılmadın büyük ihtimalle sana ilk başta ben sana güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Biz alan dağıtırken ne yapıyorduk? Tabanlarına baktığımız zaman bir yandan da tepe noktalarına bakacaktık değil mi böyle? Hadi bakalım. 3A'da kalan 3 değil bak. 3A'dan 2A'ya dağıtırken 2A'da kalandaki tepe noktası burası. 3A'daki de tepe noktası B'ye kadar geleceksin. 9, 3 daha 12. He, 3A'daki 12 ise 4 katı tabanın. Tabanın 4 katı o zaman burası da 8 mi yapar? Evet. E, 12, 8 daha kaç yaptı? 20 yaptı. Tüm alan topladığın zaman 20 yaptı. Bizden de tüm alan isteniyordu. Cevap 20 çıkar. Geldik örnek 19'a. Evet oranlama verilmiş burada. Oranlama dediğimiz burası 2A burası da 5A verilmiş. Evet AD uzunluğunu 2A ve BD uzunluğunu 5A vermişler. Gençler ne yapacaksınız şimdi? Alan ABC isteniyor. İsterseniz buralara BB'ye göre dağıtın. Alan dağıtın. İsterseniz 2A'ya ve 5A'ya göre dağıtın. Ben genelde rasyonel sayılarla uğraşmamak için böyle karışık olan yerden hani 2'ye 5 daha karışık bunlar birebir ya karışık olan yerden dağıtmaya başlıyorum. Hani rasyonel falan onunla uğraşmamak için aslında. Siz de kendinize bu şekilde bir alışkanlık edinirseniz bence çok iyi olacaktır. 2A'da kalan 6 ise bak dikkat 2A'dan başlıyorum. 2A'da kalan 6 ise 6 nereye kadar yalnız tepe noktası burası. Ona dikkat edeceğiz bunu unutma. 2A'da kalan 6 ise tepe noktası burası iken 5A'daki de tepe noktası burası olan hop üçgen oluşturacaksın. Üçgen oluşturma alan mantığı. Hocam 2 adaki 6 ise 3 katı 3 katı burası da 15 olur. Sonra ne yapacaksın? Hocam B'deki alan 6 ise B'deki alan 6 demiyorsun büyük ihtimalle. B'deki B'den B'ye geçişte. Hocam bu alanı bulacağız ya tepe noktası burası yapıyor. O zaman B'de de tepe noktası oraya kadar geleceğim. B'deki alan toplamda 21. E B'deki alan toplamda burası da 21. E alan ABC isteniyor benden. ABC. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 40. Kim yapıyor? Evet topladığımız zaman 40 yaptı. Örnek 19'u bulduk. Geldik örnek 20'ye. Oranlamalar verilmiş. EF uzunluğu A iken. Bak şuradaki uzunluk A iken. AC uzunluğu 4A verilmiş. Hmm, burası 4A. CD uzunluğu B iken. Şuraya B yazdım. BD uzunluğu da 3B olarak verilmiş. 3B olarak verilmiş. Sonra alan ABC. 40 verilmiş. Tüm alan 40 aklımızda bulunsun. Bizden ne isteniyor? Mavi alan isteniyor. Arkadaşlar işte B'den 3B'ye dağıtırken hocam B'den 3B'ye dağıtırken B'deki burası 3B'deki tepe noktası şurası üçgen şöyle mi oluşturacağız? Çok karışıyor değil mi? Böyle yapmayalım. E ee, B'lerden başlarsak karışıyor. A'dan başlayalım. A'da kalan A ise bak dikkat. Dikkat çok dikkat dinle. A'da kalan A ise hocam 4A burası. Bak, A'da kalan A iken 4A'da kalan 4A yapar. Bak A'nın tepe noktası burası ya. O zaman 4A'nın da tepe noktası bu olacak şekilde bir üçgen oluşturalım şöyle. A'da kalan A ise 4A'daki alan 4A yapacak. E hocam bunun tamamı 4A olacak o zaman burası. E şuradaki beyaz alanlara 3A kalıyor. Dikkat iç içe olsa bile yine tepe noktaları aynı olan üçgenlerde bu şekilde alan dağıtımı yapabiliriz. Mesela burası 2K burası 5K. 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A. Tüm alan 5A diyebilirsin böyle. Sonuçta tepe noktaları yine aynı. Yüksekleri aynı olduğundan dolayı iç içe olduğu zaman sadece şu beyaz alanları ayrı düşünürsek onlara 3A kalıyor. Ama bütünsel düşündük. 4A'da kalan hop burası komple 4A yaptı. E şimdi B'leri düşünelim. B'den 3B'ye geçen B'deki komple bu üçgenin alanı 4A ise 3B'de kalan da 12A mı yapar? Evet. Tepe noktası A'ya göre baktığımız zaman B'deki 4A komple 3B'deki de o zaman 4 katı 4 katı burası 12A yapacak. Ve bana tüm alanı vermişti. Tüm alanı kaç vermişti? 40 vermişti. Tüm alan burada kaç? 12 burada, 4 burada. Toplamda 16A eşittir 40 sa A'yı da buradan 40 bölü 16 buluruz. 4'e bölsen 10, 4'e bölsen 4 yani 5 bölü 2 buluruz. Alan DF isteniliyor bizden. Evet A alan isteniliyor. Cevap böylelikle 5 bölü 2 çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 21'e. Hmm, ağırlık merkezi. Daha ağırlık merkezi alan ilişkisini işlemedik ama... E ağırlık merkezinde bir oranlamaların olduğunu biliyorsunuz ki paralellik de var zaten büyük ihtimalle oranlama var. Alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Peki bir yerden başlayalım. Ağırlık merkezini biz kullanmak zorundayız. İster A'dan çiz ister B'den çiz, istersen C'nin devamını getir, hiç fark etmez. Yalnız şunlar paralel vermiş ya. A'dan da çizsen çıkar, B'den de çizsen çıkar, C'den de çizsen çıkacaktır. Ben A'dan çizdim. Hepimizin tepeden çizme alışkanlığı var ya. Hadi sizin yolunuzdan devam edeyim ben çizdiğim zaman ne olacak? Yalnız ağırlık merkezi bilgisini kullanacağım. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Yani burası A iken burası A. Bir de burada 1'e 2 oran vardı. E burada 1'e 2 oranı yazdık. Paralelliği de kullanalım. 2'ye 1 oran yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran yukarıdan aşağı oran yok mudur? Şu paralellikte vardır. E o zaman burası da 2 anken burası da en midir? Evet. Hadi bir yerden başlayalım. Normalde benzerlik alan ikisi de vardı. hocam şöyle 2 bölü 3 bilmem ne falan filan. Önemli değil. En küçük üçgenden başlayalım. Daha oraları gelmedik. Oradan yapmayalım. E, oranlamalar var. Oranlamanın olduğu her yerde alan dağıtımı yapabiliriz. Endeki alan 6 ise tepe noktası G'de. 2 endek alan 12'dir. Sonra 2K'dan K'ya geçeceğim. Şu hatayı artık öğrenmişsindir yapmıyorsundur. 2K'daki 12 ise K'daki 6 demiyorsundur büyük ihtimalle. 2K'dan K'ya geçtiğinde tepe noktası C değil miydi? Bir yandan da tepe noktasına bakıyorduk. 2K'daki toplam alan 18 yaptı. 2K'daki 18 ise yani 9 katı K'daki de 9 katı 9 olacaktır. Sonra A'dan A'ya geçiş yapacağız. Tepe noktası da A yaptı. A'da alan toplam 27 burası. Burası da 27 mi yapar? Evet. E alan ABC'de ne yapıyor? 27 burada. Diğer tarafta da A 27 ve hepsini birden toplarsak kaç çıkıyor? 54 çıkıyor. Yani örnek 21'i 54 bulduk. Geldik örnek 22'ye. Yine bir katlama sorusu. ABC üçgenindeki üçgeni biçimindeki bir kartonun ağırlık merkezi G noktasıdır. Bu karton AD boyunca katlandığında şekil gibi C köşesi G noktası ile çakışıyor. Kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renktedir. İşte katlanmış hali de bu şekilde gelmiş. Gençler ne yapacağız? Katlamayı şöyle geri bir doğru açacağız. Açalım geriye doğru. Bak durdurup sen çöz bile demiyorum. Artık sen bu soruları çözersin büyük ihtimalle. Beraber şu anda çözüyoruz. Senin için önemli olan yerlerde durdur. Hatta durursam mı diye böyle şey yaptım. Kendimi büyüttü. Hadi sıra sende sen çöz desem. Eminim büyük ihtimalle çözeceksin. Çünkü katlamalara da alıştın. Neyse biz konu anlatımına devam edelim. Şekil 1'deki mavi bölgenin alanı 60 birim kare olduğuna göre şekil 2'deki mavi bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş burada ne var? Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar eşit. Bunlar da birbirine eşit. E, ee, buradan soru çıkmayacak. E, ee, bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit mi? Evet. Şuradaki açılar da eşit. Ama buradan bir şey gelmeyecek gibi. E, ee, ben buradaki G'yi kullanmak zorundayım. G'yi kullanmazsam sonuca ulaşamam. G'yi nasıl kullanacağım? Arkadaş ister G'yi buradan uzat ister B'den çiz ister C'den çiz. Ama B'den çizince ve C'den çizince şeklin ne kadar karıştığını görüyorsun değil mi? B'den çizdiğin zaman o çok saçma olacak. Ya da C'den çizdiğin zaman çünkü büyük üçgenin ağırlık merkezi ya yine çok karışıyor. E o zaman bunun devamını getireceğiz. Aşkar. E ben bunun devamını getirdim. Yalnız ağırlık merkezinden geçti diye sadece ağırlık merkezinden geçti olmuyor değil mi artık? Öğrendik işi. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şu kenar ile şöyle gösterdim. Bir de ağırlık merkezinden geçen 1'e 2 oran vardır. Eyvallah yazdık bunları. E sonra ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Haydi dağıtalım. A'da kalan A ise 2 A'da kalan 2 A'dır. Yazdım bunları. E katlamada üst üste binar alanlar da birbirine eşitti. E o zaman burası da 2 A. E sonra ne yapacağız? Hocam şu parçalar da birbirine eşitti. Yani şurası A iken burası A demeyelim. A'ları kullanmışız. Enkenen ya. N'deki alan hop A'ya kadar tepe noktası A'ya kadar baktığımda 5 a'ysa ise endeki alan burada da 5A'dır hocam. Bitti. Mavi bölgenin alanı 60 birim kare şekil 1'de mavi bölge to, komple alan değil mi? Evet. 5 burada 5 burada 10A'yı 60 vermiş bize A'yı 6 buluruz. Bizden de şekil 2'deki mavi bölgenin alanı isteniyor. 5A artı A isteniyor. Yani 6A isteniyor. A yerine 6 koyarsak cevap 36 çıkar. Örnek 22. 36 oldu ve geldik örnek 23'e. Hemen oranlamaları yazalım. 2A, 3A verilmiş. Burada 2A'yı ve 3A'yı yazdık. Sonra burada da 4 tane EB'nin uzunluğu 5 tane CE uzunluğuna eşitmiş. Işte şuraya 5B dersem burası da 4B olacak. Hemen onları da yazıyoruz. EB'nin uzunluğu 5B. Burası da 4B verilmiş. Bir de eşitler verilmiş. Tamam ne yapacağız? Alan dağıtımı yapacağız. E hocam burada bir yerde bir üçgenin alanı verilmiş olsaydı ona göre alan dağıtımında başlardık. Burada nereden başlayacağız? Genelde rasyonel sayılarla uğraşmamak için en küçük üçgenden başlıyoruz. E o zaman 2A'da şuradan başlayayım. 2A'da kalan 2A ise 3A'da kalan 3A'dır tepe noktaları E'ye göre baktığımızda. Sonra 5B'den 4B'ye geçeceğiz. Hocam 4B'ye geçerken üçgen burası ya tepesi burası. O zaman 5B'de de tepesi buraya kadar geleceğim. 5B'de kalan 5A ise 4 bit aynı kat aynı kat 4B'de kalan da 4A olacak. E şunlara dayanan diyecek olursam N'den N'e geçiş B'ye göre yani tepe noktası B olacak. N'deki alan toplamda kaç A? 9A. Burası da 9A olacak. Ve bizden oran isteniyor. Orana baktığımız zaman 3A bölü alan ABC'de toplamda kaç yapıyor? 18A yapıyor dostum. E sadeleştirdiğimiz zaman cevapta kaç çıktı? 1 bölü 6 çıktı. Bu şekilde en küçük üçgenden doğru başlamanız rasyonel sayılarla uğraşmamanız anlamına geliyor. Geldik bir sonraki soruya. Oo, dur bakalım şimdi. Sen yapacaksın soruyu. E hocam aynı soru. Bir önceki bak oranlamalar bile aynı diyeceksin. E yap bakalım. Neyle karşılaşacaksın? Şimdi sen burada bu soruyu yaparken bir şeylerle karşılaşacaksın. Biraz sancılı olacak büyük ihtimalle senin için çözerken. Belki de işlem hatası yapacaksın. İşlem hatasından dolayı belki de sonuca yanlış ulaştın. Niye? Rasyonel sayılar çıktı. Rasyonel sayılarda işlem yaparken e, sen de belki benim gibi böyle işlem atansın çok yapıyorsundur. Dur orada da işlem yaparsın. Yani hızlı olmuyor, akıcı olmuyor. O zaman ne yapacaksın? İşte bunu fark etmen için durdurdum burada. Burası önemli. Çünkü böyle yerlerde de durdurayım ki öncelikle sen uzun yoldan yap. Sonra ben sana bir mantık göstereyim. Ondan sonra o mantık daha kalıcı kalıyor. Çünkü ilk önce bir çile çekmen lazım kardeşim. Bir acısını çekmen lazım. Acısını çek. Ondan sonra işin daha net bir şekilde daha güzel bir şekilde olsun. Tamam. Şimdi ben çözüme başlıyorum bakalım. Ne diyor soru? Oranlamalar verilmiş. Hemen yazıyoruz. Burası 2A burası 3A ve ebenin uzunluğu bu sefer 4A burası 5B olarak verilmiş. Pardon. B yazalım şuraya. 4B'ye 5B. Evet 4B'ye 5B verilmiş burası ve 2A burası 3A burası verilmiş. Bunlar da eşitlenmiş. Hadi en küçük üçgenden başlıyoruz. 2A'da kalan 2A ise Sonra 3a'da kalan 3a dedin. Eyvallah. Sonra 4b'de kalan a 5b. 5a. Hmm. 4b'de kalan 5a ise dedin ki sen B, b'de kalan 5a bölü 4 dedin değil mi? Sonra buradan buraya 4b'den 5b'ye geçeceğiz ya. Hocam 5b'de kalan da 25a bölü 4 dedin. Hala bak dediğim. Hala da sonuca ulaşmadın. Buraya da 25a bölü 4 yazdın. Sonra ne yapacaksın? N'den N'e geçiş. Hocam endeki alan şurasıysa işte bir de bunları toplayacaksın. 5A ile 25A bölü 4'ü toplayacaksın. Toplayacaksın sonra burada toplayacaksın. Sonra tüm üçgenin alanı bulurken bir daha toplayacaksın. İşlem kalabalığı olmadı mı kardeşim? Ya işlem kalabalığında da şurası dolunca insanın kafası zonk zonk zonklamıyor mu? Hadi bir tane de olmadı iki tane de olmadı ama üçüncü dördüncü 5. üst üste gelince böyle zonklamıyor mu? Zonkluyor. Vallahi benim zonkluyor. O yüzden ne kadar ne kadar çok mantığınızı çalıştırırsanız soruda o kadar az zonklatırsınız burayı. Hadi bakalım biz de az çalıştırmaya çalışalım. Şimdi burada şunları sildik. Rasyonel sayılarla ben genelde yapmamaya çalışırım. Şimdi şuraya baktığımız zaman 4 b'de kalan 5 aysa tüh ya keşke 4'ün katı olsaydı demedin mi burada? Dedin değil mi? İşte bu cümleyi kurduğun an aklından, aklından geçen başına gelsin kardeşim. Hemen ne yapıyorsun? Hocam burası 4'ün katı yapabiliriz. 4 ile çarp bunu 8a 4 ile çarp bunu 12A diyebilirsin. Yani 4B'deki alan 20A yaptı. Bunun 5 katı, bunun 5 katı, burası da 25A olacak o zaman. N'deki alan toplamda burası 45 ise bak burası da 45 oldu. Daha kolay olmadı mı? Çok çok daha kolay oldu. İşte 12A bölü alan ABC'de 90A oldu. E burada A'lar nanay oldu. 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 15 oldu. Yani cevap 2 bölü 15 oldu. Ya da şöyle takıldığın zaman... Dağıtamadığın yerde alanı dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp diye aklını tutabilirsin. Mesela burada hocam 4B'de kalan 5A'ya dağıtamıyorum bunu dağıtamadığın tabanla çarp. Direkt 4 tabanıyla çarp daha rahat bir şekilde alan dağıtımı uygulayabilirsin dostum. Anlaştık mı? Hadi bakalım örnek 24'ü 2 bölü 15 bulduk ve geldik örnek 25'e. Bu da farklı bir teknikle kullanılıyor. Bir önceki sorudaki gibi yine çözüm yapabilirsiniz bu arada. Burada ilk önce oranlamaları yazayım. Burası A. Farklı soruç kalıpları gösteriyorum ki size sıkıntı yaşamayın diye gençler. Evet BFA dersem burası 3A. Hemen yazıyorum. Burası A iken burası 3A. Sonra burası B iken burası 4B. İşte EC uzunluğu 4B'miş. Sonra AE uzunluğu da B'miş. Bir de şurada bir oran verilmiş. Burası 3K iken burası da 4K verilmiş. İşte burası 3K iken burası da 4K verilmiş. Şimdi sen burada bu soruyu yaparken büyük ihtimalle şöyle yapmaya kalkışacaksın. Hocam A'daki A ise 3A'daki 3A dedin. Sonra buradaki alanı dağıtacaksın buraya. Sonra buradaki bütündeki alanı da şuraya paylaştırmak sıkıntı olmayacak mı? Olacak. Bir de burada da sıkıntı var. 3K'da kalan 4A ise hocam 3 ile çarpayım direkt. Yani bir uzun yoldan çözeyim. 3 ile çarp. Hocam burası 3A 9A. Sonra geldin. 3K'da kalan 12A ise 4K'da kalan da ya 4 katı 4 katı 16A yapacak. Sonra bu 16A'yı 1'e 4 şeklinde paylaştıracaksın. Yani 5 parçaya böleceksin. Keşke 5'in katı olsaydı diye aklından geçmedi mi geçti? O zaman en başa doğru dön, bir de hepsini 5'le çarp. 5'le çarptın 15. 15A. 5'le çarptın 45A. 5'le çarptın burası da 80A yaptı komple. E 5B'deki 80A'ysa 16 katı. B'deki de 16A dersin. 16 bölü 15'i de bulursun. Ya da 15 bölü 16'yı da cevaba bulursun. Ama daha kolay bir şekilde yapayım ben sana bunu. Çünkü bu da sana karışık gelmiş olabilir. E hocam burada ne yapacağız? Arkadaş şurada bir oranlama yap bakalım. A'da kalan A ise 3, 3 A'da kalan 3 mı? Evet buradan buraya dağıtıp bir de bunu böyle paylaştırmak sıkıntıya sokacak. Bunları da ayrı bir şey diyelim. B'de kalan B ise 4 B'de kalan da 4 B mi? Evet dedik. Buradaki alanları yazdık kardeşim böyle. Bak senden ne isteniyor? S1 bölü S2 oranı isteniyor. Yani A bölü B isteniyor bizden. Peki eyvallah. Bak biz bu oranlamayı kullanmadık. A 3 bölü 4 oran. 3 bölü 4 oran ne eşittir? Bak 3'e 4 oran. Tepe noktaları A'ya göre baktığımız zaman. 4A bölü 5B'ye eşit değil midir? Evet 4A bölü 5B'ye eşittir. Ben de zaten, benden de zaten ne isteniyor? A bölü B isteniyor. A bölü B burada kalsın. 5 buraya 4 de buraya gelir. Yani 15 bölü 16 yapar. A bölü B. Yani A bölü B'yi 15 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Sanki bu yol daha kolay oldu. Bazen de bu şekilde A'lar B'ler yazabilirsiniz gençler. Evet örnek 25. 15 bölü 16 geldik örnek 26'ya. Peki son soru galiba bu. Böyle oranlamalar verilmiş. <laughs> ne yapacağız? Hadi oranlamaları yazalım. Bu 5 eşit parçaya bu da 3 eşit parçaya bölünmüş. Hocam A diyelim, A diyelim A diyelim A diyelim A diyelim A diyelim. B diyelim B diyelim B diyelim. Siz ne yapacaksınız? Alan dağıtmaya başlayacaksınız. Mesela burada hocam A'da kalan A ise kalan'a sonra buradan bunu sonra buradan bunu sonra A'da kalana devam edeceksiniz. Ama burada saçma bir şey oluyor. Bak dikkat. dikkat. Ya da B'de kalan B ise B, B'de kalan bu. Bir de buradan böyle yapmaya çalışıyorsunuz. Böyle üçgenler oluşturduğunuz zaman saçma alanlar varsa burada koranlamayı da bilmiyorsanız bunları oluşturmayın. Ne yapacağız? Bir yerden başlayacağız. Genelde karışık olan yerden başlıyorduk. Nereden başlasak? B'ler daha sade. Burası daha karışık. A'lardan başlayalım. A'daki alana A dersem. Hocam A'da kalana A'da kalana A'da kalana böyle yapacağımı. E direkt burada şu çizgi var ya buraya kadar gel kardeşim. Yani şöyle yap. E hocam A'da kalan ise tepe noktası L'ye göre bakıyorum. Tepe noktası L'ye göre hop şöyle. E o zaman bu A'da kalan 3 A'da kalan 3 A diyebiliriz. Sonra buradaki A'ya göre dağıtmaya gittiğim zaman sıkıntı yaşıyorum. Sil. O zaman A'larda sıkıntı yaşadıysan hemen B'lere geç. B'den B'ye dağıtacaksın şimdi. B'de kalan aysa ise B'de kalan demiyorsun büyük ihtimalle öğrendin. Çünkü çünkü niye? B'de kalan, B'de kalan tepe noktaları bak burası. B'de kalan buraya kadar, K'ya kadar tepe noktası olduğu zaman 4A burası. E hocam 4A ise B'de kalan yine 4A'dır. B'de kalan yine oluşturabiliyor muyuz? Oluşturabiliyoruz. E burası da 4A oldu mu? Oldu. E sonra B'lerde işimiz bitti. A'lara gelirim. Hocam 1, 2, 3, 4A'daki komple alanı biliyorum ben. 12A. Dikkat et burası 12. 4A'daki 12A ise 3 katı. A'daki de 3 katı. Tepe noktası C'ye göre dağıtıyorum. Yani burası 3A oldu. Taralı alan. Taralı alan nedir? 7A bölü alan ABC isteniyor benden. Eyvah sildim şurayı bir daha şöyle komple şey yapayım. Alan ABC isteniyor benden. Alan ABC'yi de hesapla kardeşim. Şurası toplamda 12 A'ydı. Burada da 3 A var. Yani burası da 15 A yaptı. Cevap o zaman 7 bölü 15 yaptı mı? Yaptı kardeşim. Yani cevap 7 bölü 15 oldu. Yalnız burada şöyle bir üçgenle de ilgili bir not da var. Kural da var. Bunu bu şekilde oranlamaları gördüğünüz her soruda alan dağıtmaklınıza gelecek. Ve alan dağıtmadan da büyük ihtimalle sonuca ulaşırsın. Ama ben sana şöyle bir not da vereyim. Arkadaşlar şöyle tepe noktaları aynı olan bir üçgen ya da tepe noktaları demeyelim de birer açıları ortak olan hani birer açıları ortak olan iç içe üçgenler olduğunda şu yöntemle yapabilirsiniz. Kollar çarpımıyla kolların içindeki bulundukları alanları doğru orantılıdır. Bir sonraki videoda sinüs alan formülünü işleyeceğiz. Aslında sinüs alan formülünden geliyor. Ben sana ispatını söyleyeyim. Mesela şuradaki alan beyaz alan a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2'ye yazayım bak ispat yapıyorum. A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2. Hocam buradaki bu alanda neye eşit? 1, 2, 3, 4 A çarpı 2 B. 4 A çarpı 2 B çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? E bunları oranladığın zaman böyle sinüs alfa bölü 2'ler gitti. A'lar B'ler gitti. Ne yaptı? Burası 1 bölü 8 mi yaptı? Evet. Bak burası 1 iken, tamamı 8. Yani burası A iken, tamamı 8 A yapacak anlamına geliyor. İspatta sinüsten geliyor. Ya yani bunu da böyle kullananlar var. Özellikle paralel kenarda falan da çok kullanıyoruz aslında bu tekniği de. Ben böyle ver, şeyler vermeyi sevmiyorum ama kullanan öğrenciler çoğunlukta olduğu için bunu da vereyim. Ama açık ve net söyleyeyim paralel kenarda ben bunu kullanacağım. Orada paralel kenarda alışkın olacaksınız. Belki üçgende alışkın tam olarak olmayacaksınız. Size biraz ezbere gelecek. Ama üçgenleri tam olarak öğrendiğiniz için paralel kenarda bu tekniği öğrettiğim zaman daha kolay aklınıza kalacak. Bence yine alan dağıtmayla yapmanız daha mantıklı. Ama yine de şöyle bir şey aklınızda bulunsun. Birer köşeleri ortak olan, birer açıları ortak olan iç içe üçgenler gördüğünüz zaman kollar çarpımıyla alanlar doğru anlatır. Bak bir kere bir, bir. Yani burası A iken. Şurası kaç? 4A, 4 kere 2, 8. Komplesi 8A, 7A kaldı burası. E burası da 5 kere 3, 15. Tüm alanda 15A diyebiliriz arkadaşlar. Yani A buradaydı, 7A buradaydı. Tamamı 15A ise buraya da 7A kaldı diyebiliriz. Bak yukarıda da gör A7A 7A A şeklinde paylaşında gerçekten ispatını da yukarıda da yapmış olduk mu? Olduk. Dediğim gibi sinüs alan formülden geliyor. Buradaki bu sorunun ispatı ya da bu notun ispatı. Ama bence bu notu çok fazla kafanıza takmayın. Paraya kenarda zaten tam anlamıyla öğreneceksiniz. Gençler evet böylelikle bu kısmı bitirdik. Yani ikinci günü de ikinci gün dermişim. Gün gidiyoruz. Hafta, hafta gidiyoruz. Yedinci haftanın ikinci videosu bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Üçüncü videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.